Herkese merhaba, ben Cem Ataner. Evet arkadaşlar, sizlere bu videoda Ruji Cloud'dan bahsetmek istiyorum. Bu videoyu LinkedIn'de de Ruji ve Reye etiketleriyle herkese açık bir şekilde paylaşın. Ruji'den bir access point kazanın. Öncelikle güzel haberi vereyim. Ruji Cloud arkadaşlar ücretsiz. Yani herhangi bir süre sınırı olmadan, yine cihaz sınırı olmadan ömür boyu ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Ee, önümüzdeki videolarda daha ayrıntılı inceleyeceğiz Ruji Cloud'un. Ruji Cloud'un öncelikle bir web arayüzü var. Ee, Cloud.rujinetworks.com'dan kayıt olabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Daha sonra da giriş yaptığınızda sizi bu dashboard karşılıyor. Öncelikle e, biraz bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bu Ray'e daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Ray'e ürün ailesi daha çok Cloud tabanlı bize çözümler sunuyor. Yani böyle bir e, konsol kablosunu takayım. CLD'nin cihazı konfigüre edeyim e, pek mümkün değil. Hani kullanım kolaylığı, kurulum kolaylığı sağlıyor bize. Cep telefonu uygulaması var. Videonun ileriki aşamalarında bunu da göreceğiz. Cep telefonu uygulamasıyla hemen ne yapabiliyorsunuz? Bir proje oluşturup biraz sonra burada web arayüzünde oluşturacağız ama yine bir proje oluşturup cihaz eklemek, kare kodundan okutup cihaz eklemek hemen çok basit arkadaşlar. Bunun dışında e, Ruju da arkadaşlar tek bir re-entegre etmek yeterli. Yani ne yapıyorsunuz? Mesela önümüzdeki videolarda Ayrıntı olarak gelecek bir tane benim e, Rjuya, bir tane e, Gateway'im olacak, bir tane router'ım olacak. Router'a bağlı bir e, PoE destekli Switch'im olacak. Switch'e bağlı diyelim ki bir e, Access Point olacak. E, bunlar arasında bir e, fiziksel bağlantıyı sağladıktan sonra sadece bu cihazlardan bir tanesini buraya kulağa eklemem yeterli. Yani tek tek işte Switch'e ekle, Access Point'e ekle, e, Gateway'e ekle değil. Sadece mesela Gateway'ye ekleyeceğiz. Bir bakacaksınız bütün cihazlar eklenmiş. Bunu önümüzdeki videolarda görebilirsiniz. Her an her yerden erişebilirsiniz. İnternet bağlantınızın olduğu her yere erişebilirsiniz. Hem, hem web arayüzünden hem de mobil uygulaması üzerinden. Ee, bunun dışında Wi-Fi tarafında özellikle çok güzel e, yeniliklerle geliyor. Mesela işte otomatik radyo optimizasyonu var ve mükemmel bir yönetim kolaylığı sağlıyor. E, tüm yönetim bulutta gördüğünüz gibi. Yani bunun için ekstra bir cihazı sunucuya gerek kalmıyor bir cihazı devreye almak birkaç dakika içerisinde yani dokumentasyonu 3 dakika diye geçiyor ama belki çok daha kısa sürelerde bir cihazı hemen ne yapabiliyorsunuz devreye alabiliyorsunuz. Ee, başta da söylemiştik ek lisans ihtiyacı yok arkadaşlar yani e, tutup da işte 10 cihaz ekledin hadi üstüne şu kadar para ver ya da işte bir yıl kullandın ikinci yıl şu kadar para ver gibi bir derdimiz yok Ruji cloudla birlikte. Evet ben şimdi burada bir tane switch ekleyeyim basitçe hemen onu da göstereyim. Yine videonun devamında da e, bir mobil uygulama üzerinden nasıl ekleriz onu da göstermiş olayım. Evet şimdi öncelikle arkadaşlar bir e, proje oluşturmamız gerekiyor. Bu projeyi şurada bakın sağ tarafta manage project var. Buradan bir tane add project diyoruz. Hemen buradan ben işte bir ofis diyelim ki projesi oluşturacağım. Buraya diyorum ki deneme diyorum. Buraya da bir parola giriyorum. Böyle basit parolalar tabi kullanmayın. Büyük küçük harfle olan şu gördüğünüz parola tabii benim başka bir yerde kullandığım bir parola değil, değil. Hani deneyelim işte hocanın mailini kıralım falan filan <laughs> düşünmeyin. Ee, buraya işte lokasyon e, girebilirsiniz. Ben e, ne, ne diyelim işte e, İstanbul diyelim. E, bu şekilde e, Google haritalar üzerinde de görebiliyorsunuz. Ya da e, yazıyorsa benim e, Sancaktepe diyorsa benim lokasyonum onu da şey yapabiliriz. Ya da buradan kendiniz işaretleyebilirsiniz nerede olduğumuzu. Ee, şöyle rastgele bir yer diyelim. Ondan sonra next diyoruz. Buradan e, save diyoruz. Kaydettik. Şimdi arkadaşlar bakın access point, switch, gateway, home router, wireless bridge ekleme seçenekleri var. Hemen ben switch'e geliyorum. Ve burada bir seri numarası. Daha önce girmiştim denemiştim. E, bunu ben tabii bir kısmını bulurlaymış olabilirim. E, tamamını görmemiş olabilirsiniz videoyu izlerken. Onu da baştan söylemiş olayım. Seri numarasını giriyoruz. Daha sonra save diyoruz. Next diyoruz. Evet, bakın başarılı bir şekilde eklendiğini söylüyor bize. Buradan Close dedim ve kapattım. Sadece seri numarasını girerken dedim ki videonun devamında bunu biz uygulamayla, ile gerçekleştirmiş olalım. Buradan ben şimdi yine monitörün kısmına geliyorum. Buradan Device kısmına tıkladığımda e, hangi cihazlar var? Bakın Access Point Switch, Switch'e tıklıyorum. Bakın eklediğim cihaz online durumda. Mac adresini, Alias'ını, Management IP adresini şu an 192.168.35.40 üzerinden Bakın böyle bir benim ağımda 35.0 ağımdan ip adresi dağıtıyor burada diye bir ip adresi almış. Dış ip adresimin 95.70.145.84 olduğunu görüyorsunuz. Yine modelinin ES205GCP olduğunu görüyorsunuz. Firmware versiyonunu görüyorsunuz. Bakın burada ne yaptık hemen ee, çok kolaylıkla birkaç yere tıklayarak hemen bir cihaz eklemiş olduk. Evet arkadaşlar ip adresini gördünüz. 192.38.35.40 ip adresini almıştı. E buradan ben bu e, iPad'sini tarayıcıya gir, e, girdiğimde ne yaptım? Cihazın arayüzüne ulaştım. Buradan yine ben ne yapabilirim? Bu web arayüzünden de istersem cloud'dan ya da istersem dahil dahilada burada bulunuyorsam buradan da bu ayarları gerçekleştirebilirim. Yine burada device info şeklinde bilgilerini görüntüleyebiliyorsunuz. Yine burada monitoring işlemi gerçekleştirebiliyoruz modelini ve yine buradaki portların durumlarını görüntüleyebiliyoruz. Bunları ileride daha ayrıntılı Derslerle arkadaşlar videolarda göreceksiniz. Ee, kart mesela burada şu an Enable değil. Bunu etkinleştireceğiz. VLAN ayarlarını burada çok rahatlıkla ayarlayabileceğiz. Yine burada gördüğünüz gibi yine QoS ayarlarını burada gerçekleştirebileceğiz. Yani web arayüzünden içten de bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabi bu ayarları Cloud üzerinden de yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde e, mobil uygulamadan da gerçekleştirebiliyorsunuz. Bakalım mobil uygulamada nasıl ekleyeceğiz cihazı. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz unucu Cloud'u kullanıyoruz. Bu mobil uygulama olarak. Google Play'den yine iOS Market'ten indirebilirsiniz. Şuradan açıyoruz. Bir hesap oluşturmak çok basit. Hemen mail adresinizi gelip oluşturabiliyorsunuz. Buradan şöyle atla diyelim geçelim. Evet şimdi burada arkadaşlar deneme diye bir proje oluşturmuştum hatırlarsanız. Şuradan deneme diye bir projem vardı. Orada bir switch eklemiştim. Daha sonra switch'i kaldırdım tabi. Şimdi ben burada ne yapacağım bir e, kare kod okutarak, üzerinde kare kod var cihazların buradan okutarak arkadaşlar gerçekleştireceğim. Burada ekle var bakın görüyorsunuz ekleye tıklıyorum hemen açılıyor şuradan geliyorum kare kodu okutuyorum tamam diyor arkadaşlar ekliyor diyor evet arkadaşlar cihazı ekledik buradan e, artık ne yapabiliriz şöyle geri geldik şuradan ne yapabiliriz? şuraya geldiğiniz zaman bakın deneme diyor. Deneme kısmına tıkladığınızda buradan tüm işlevler uzaktan çalıştır seçeneğimiz var. Yükleniyor. Ve burada deneme projesinde ben ne yapmış oldum? Bir switch eklemiş oldum. Evet. Burada gördüğünüz gibi artık eklediğim switch şurada internete de bağlı bu switch. Ben bir kabloyla ilk porttan internet bağlantısını gerçekleştirmiştim gördüğünüz gibi. Şu an switch'in bir bağlantısı var. İleride tabii kamera da ekleyeceğiz, access point de ekleyeceğiz ilerideki videolarda. Ben bu işin nasıl kolay olduğunu, yani bir cihazı devreye almanın, cloud eklemenin ne kadar basit olduğunu göstermek istiyordum. Diğer derslerde, diğer videolarda görüşmek üzere.